Üstadım merhaba. Merhaba. Bozhane ve Göllü köyündeki bir etkinlik için geçtiğimiz günlerde balıkların zehirlenmesiyle ilgili bir etkinlik için buraya gelmiştik. Burada da bir sıkıntının olduğunu öğrendik. Evet. Bu viyadük çalışmasındaki şantiyenin daha rahat çalışabilmesi için dere üzerinde araçların geçmesi için bir geçici bir geçit yapıyorlarmış. Bu geçit evet. Yapılırken de derenin taşması ve dere üzerindeki bazı işletmelerin sıkıntı yaşadığı, suyun kalkmasından dolayı bu sıkıntının arttığı, olabilecek yüksek bir yağmurun veya geçmişte olduğu gibi yukarıdan barajdan yüksek dozda gelecek suyun sizi zorda bırakacağı söyleniyor. Bu konuda ne söylüyorsunuz hocam? Bu konuda söyleyecek şey şu. Zaten onlara ben kendilerine uyardım gidip de yetersiz olduğunu, koymuş oldukları bizlerin yetersiz olduğunu söyledim. Evet. Vatandaş dedi ki ben merak etmeyin su yükselmeyecek. Biz İSKİ'yle birlikte çalışıyoruz. Haberdar, ya ikimiz birbirimizden haberdar dediler. Ve şu anda gördüğünüz gibi bakın benim iskelemde, ben de mekanındayım. İskelemdeki ağaçları görüyorsunuz. İskelelerin suların altında kaldı. Havalar karkış geçti. Şu anda bir hafta sonu güneşli güzel bir hava olduğu zaman ben burada müşterimi nerede ağırlayacağım? Onlara sorduğunuz zaman diyorlar ki tamam sıkıntı yok, bizden yana sıkıntı olmaz. Gelsinler görsünler burada sıkıntıyı. Şimdi havanın iyi olduğu zaman müşteri ağırlamanız tabii ki sizin geçiminiz açısından sorun ama evet. Müşteri ağırlamadan ziyade olabilecek bir yağmur, sel felaketinde iş yerinizin kalmama ihtimali var. Yani muhakkak. İş yerimizin sular altında kalması bir. İkincisi yani iş yerimiz suyun altında kalmasa dahi şuradaki görmüş olduğunuz ağaçları ellerimle ben kendim diktim buraya. Bakın bir tane ağaç kalmayacak. Hepsi boğulacak bunların. Daha evvel köprü inşaatında yine aynı şekilde yükseltmişlerdi. 1-2 metre yükseltmişlerdi. Ağaçların hepsi komple kurudu. Bakın görüyorsunuz şu ağaçların karşıda bakın. Her taraftaki ağaçlar kurudu. Şu an yağmur olmadığı halde derenin yüksekliği ne kadar sizde üstadım? Şu anda şu normal su seviyesinden tam 3-3,5 metre yükseklikte şu anda. Bakın şu iskelem tam 3,5 metre yüksekliğindedir. Şu anda görüyorsunuz bakın aşağıdaki iskelem tamamen suyun altında kaldı. Buradaki iskelemiz de iskeleyle bir gidiyor. Bakın ayaklarımız ıslandı. Görüyorsunuz siz de. Yani şu an olası bir yağmurda önlem alınmazsa kesin su altında burası. Kesin, kesin. Peki ne kadar esnaf var böyle dereye yakın sizin gibi üstadım? Buradan yukarıya 2, 3, 4, 5, 6 tane falan daha yukarıda var. Bizden sonra yani. Cumhuriyet Köy evet. Köprüsü'ne kadar değil mi hocam? Köprüsü'ne kadar. Anladım. Peki bu konuda firmadan ziyade belediyeye ve kaymakamlığa bu konuda sıkıntınızı ilettiniz mi? Muhtarlık vasıtasıyla bu konudaki çalışmalar hangi merkezde? Onlara kimseye bir şey demedik ama yani burada ben ilk defa işte kar geliyordu. Gittim kendilerine söyledim dedim böyle böyle. Daha önce böyle değildi. O karla birlikte bunları da kapattılar. Dediğim gibi biz belediyeyle şeyle İSKİ'yle birlikte çalışıyoruz. Haberimiz var. Merak etmeyin sıkıntı olmayacak dediler. Ama işte görüyorsunuz yani şu anda vaziyet var. Anladım. İşletmenizin adı? Güzel Vadi. Sizin isminiz de üstadım? Mesut Bak ben. Abim Mesut. Mehmet. Bakın üzerine. Beraber çalışıyorsunuz beraber değil mi? Beraber çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Anladım. Teşekkür ederim üstadım. Sağ olun.